MHP lideri Devlet Bahçeli Partisi'nin grup toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Elbette İslam ile terörü yan yana getirmek, yani İslam'ı terörden bahsetmek soysuz bir saptırma ve uydurmadır. Bahçeli, Amerika Birleşik Devletleri ve NATO'nun Irak operasyonuna yaklaşımını eleştirdi. ABD tüm itiraz ve eleştirilere rağmen PKK-YPG'ye silah vermektedir. ABD'nin Rakka operasyonunda PKK-PYD-YPG ile aynı cephede yer alması, bundan da tavize yanaşmaması çok ciddi sonuç ve bedelleri ortaya çıkaracaktır. Şimdi de bu cepheye NATO girmiştir. Hem de Türkiye'nin karşı çıkışına rağmen NATO'nun Rakka operasyonuna katılması PKK-PYD-YPG'ye bir yönüyle destek değilse bile eylem ve emellerine göz yumması anlamına gelecektir. Türkiye'nin NATO'nun ikinci büyük ordusuna sahip olduğu gerçeği ortada dururken adeta ülkemize meydan okur gibi 65 yıllık bir ortaklık ve üyelik hukukunu yok saymak kesinlikle küstahlıktır. NATO bu kadar ucuz mudur? Üye devlet olmamızın hiç mi saygınlığı ve yaptırımı? Hadi bunları da geçtik. Hiç mi hatırı yoktur? İslam dünyasının sorunlarına dikkat çeken Bahçeli, Arabistan'ın Amerika ile yaptığı silah anlaşmasını sert ifadelerle eleştirdi. Mesela Riyad yönetiminin ABD ile kılıç dansı eşliğinde 110 milyar dolarlık bir silah anlaşması imzalaması, tepeden tırnağa silahlanması hangi mantık ve mirasın sonucudur? Ve de bir dilim ekmeğe aç, bir damla suya hasret, bir parça hak ve güvenceye muhtaç milyonların çığlığı ne zaman duyulacaktır? Din düşmanları takkiye maskesi takıp iblise hizmetkarlığa soyundular. Küresel güçlere taşeronluk yapanlar istismar kamuflajının ardına saklanıp fitneye bekçilik ve tetikçilikten dolayı utanmadılar, sıkılmadılar. Petrol kuyularından dolar çıktı, servet fışkırdı ama insanlık o kuyulara gömüldü, hakikat ve hidayet toprak altında kaldı.